Hoş geldiniz efendim canlı yayınımıza. Bayramın bir bayram öncesi son yayınımız. Haftanın da son günü. Şimdiden yayını başlangıcında Kurban Bayramınızı enişten dileklerimi kutlarım. Sağlık saat içerisinde bir bayram ve herkese de bayram tadında nice güzel günler dilerim. Sevgili Aytül'le birlikteyiz. Dün çok az konuşmuştuk ancak bugün hemen hemen tüm noktada elektrik ateşi biraz sönmüş gibi görünüyor. Ancak perde gerisinde ya da kamuoyunda olmasa da siyasetin ve bürokrasinin bu konudaki mesaisi sürüyor. Ancak asgari ücret şimdi asgari ücretin dün akşam netleşmesinin ardından işçi tarafı tepkili toplantıyı terk ettiler. Bugün de peşi sıra açıklamalar geliyor. Konuşuyoruz bunu yaklaşık yani bir 15-20 gündür. Evet. İşverenler yani bu şartlarda bunun bile zor olduğunu düşünüyor. Söylüyor. Açlık sınırına çalışanlar tarafı açlık sınırına kıtamızın açıkladığı açlık sınırı rakamına vurgu yapıyor. Böyle bir durum. Sevgili Aytu, notların nedir bu konu? Yani aslında çok sıkıntılı günler. Böyle olacağı belliydi zaten gelişinde. Ben bir anda aslında dün belirlenmesini, asgari ücretin biraz da sürpriz olduğu benim açımdan onu söyleyeyim. Ama belli ki taraflar devlet kafasında, devlet tarafı projeksiyonunu yapmış ve olacak olanı netleştirmiş ve gelmiş toplantıya. Şimdi bu konuda ister gazeteci olsun, ister bürokrat, ister sıradan vatandaş, siyasetçi hiç fark etmez. Hangi açıdan bakarsanız bakın rakam size bir şey söylüyor ve bunun yorumda kaldırmayacağı bir gerçek. 9.046 lira açlık sınırı olan bir ülkede asgari ücretin 8.600 lira olarak onaylanması yorum kaldıramayacak bir noktadır. Yani bunu yorumlayamazsınız. Ekonominin sürdürülebilir bir noktaya gelebilmesine yönelik olarak devletin yapması gerekenlerle ilgili hep söylediğimiz şeyler var. Ama sadece bu iki rakamı koyduğumuz zaman yan yana açlık sınırı 9.000, asgari ücret 8.600. Yenilenmiş asgari ücret. Yani, ve bu asgari ücretin zamlanmasının yaratacağı yeni zamlar var. Yani bu asgari ücreti vermeye başladığı zaman işletmeler maliyetlerine bunu yansıtacaklar ve bu hep söylüyorum işte yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan, zaten alınan bu yetersiz hayat pahalılığı miktarı asgari ücrete uygulanan zaten yetersiz şu anki noktada ama bir ay sonra bir bu kadar daha yetersiz olacak. Ve şu da bir gerçek, yıllardır var olan bir gerçek. Biz KKTC'deki düzeni, bu ülkenin düzenini tamamen kamu üzerine kurduk. Kamu çalışanı üzerine kurduk. Evet. Yani kamuda %56.7 hayat pahalılığı artışı bu ay yansıyacak maaşlara. Devlet bunu kabul ediyor. Diyor ki bu hayat 6 ayda %56.7 oranında bizim istatistik kurumumuzun yaptığı araştırmaya göre pahalı oldu. Dolayısıyla yasal da yükümlülüğümüzdür. Biz bu rakamı yansıtmak zorundayız maaşlara. Nereden bulacaksa bulacak. Nereden bulduğunu az sonra söyleriz zaten. Ve bu rakamlar yansıyacak. Aynı ülkede yaşıyoruz hepimiz. Yani kamu çalışan da bu ülke şartlarında yaşıyor. Özel sektör çalışan da bu ülke şartlarında yaşıyor. Yani %56.7 hayat pahalılığı kamuda çalışana nasıl etki ediyorsa özelde çalışana da aynı oranda etki ediyor. Çünkü aynı marketten, aynı işlerle ilgili yani gidip ikisi de makarna alıyor örneğin. Gidip ikisi de pirinç alıyor, dondurma alıyor vesaire. Ve siz
hayat pahalılığını asgari ücretin üzerine koymadığınız zaman aslında serbest çalışana, özel sektör çalışanlarına ne halin varsa gör diyorsunuz. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani 9.000 liralık açlık sınırının olduğu bir yerde 8.600 lira asgari ücret belirlemek başarı olarak ortaya konamaz. Bu işin işçi tarafından bakış açısı. 6.090'a %56.7'yi entegre edersiniz. 9.000 gibi bir rakam çıkar. Olması gereken 9.500'de bir rakam olması gereken buydu. Maalesef bu yapılmadı. Asgari ücretliye de ne işin ne halin varsa gör denildi. İster hırsızlık yap, ister bu memleketten kaç, istersen git duvardan aşağıla bir şeyler yap. Yani nasıl geçineceğini sen kendin belirle. Burada ciddi bir sorunumuz var diye düşünüyorum. Ama işin diğer boyutu var. Hep konuştuğumuz işletmeler bu yükü nasıl kaldıracak? Yani 8.600 lira bile küçük işletmeler için çok yüksek bir rakam. Bu da işin diğer boyutu. İşte bu noktada devletin dolaylı vergileri artırmadan devletin kaynaklarını hayatın pahalı olmasının önüne geçecek argümanları kullanması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Yoksa aksi takdirde sadece kamuya hayat pahalılığını yansıtıp kamudaki kamunun yaptığı harcamayla piyasanın döneceği ve dönen bu piyasada da herkes payını alacak şeklindeki yaklaşım şu an budur. Ama arada ezilen tamamen özel sektör çalışanlardır. Tamamen eziyoruz yani, başka bir şey değil. Yaşama hakkı vermiyoruz bu politikayla. O yüzden ısrarla söylüyorum, biz devlet olarak, devleti yönetenlerin hayatı pahalı kılacak noktaların önüne geçebilmemiz gerekir. Farklı yeni kaynaklarla buraları finanse etmemiz gerekir. Bunu yapmadığımız sürece, bu zaten yıllardır yapılan bir şey, uygulama. Hayat pahalılığını ver kamuya, kamu harcasın. Piyasada piyasa iyi kötü dönsün. Özel sektörde zaten her gün birileri kamuya bir şekilde girecek. Giren kurtulacak, girmeyen ya kaçacak bu ülkeden ya da ezilecek. Başka şansı yok. Başka bir şans tanımıyor size. Dolayısıyla bu daha çok tartışılacak bir konudur. Ben bu politikanın artık bu pahalılıkta, öylesi bir hayat pahalılığı yaşıyoruz ki biz, yani suçları artıracağını düşünüyorum. Zaten artıyor. Yani fiiliyatta görüyoruz bunu. İşte daha çok belki Afrika kökenli insanların suç oranlarının içerisinde fazlaca yer aldığını mahkeme haberlerinde belki görebiliyoruz. Ve onların baskın olmasından dolayı algımız oraya yöneliyor ama geçen gün bazı örnekler verdim şeyden. Bu bankacılıkla ilgili çıkan raporlardan mazbata sayısı her geçen gün artıyor bu ülkede. Yani her geçen gün hep söyledik, tahsili gecikmiş alacaklar artıyor bu ülkede. Yani sadece mahkemede gördüğümüz Afrika kökenli kişiler değil oralarda olan. İnsanımız da çok ciddi şekilde ekonomik daralmanın yarattığı etkiyi, olumsuz etkiyi yaşıyor. Hırsızlık, dolandırıcılık, işte bir şekilde örneğin çalıştığı firmadaki tahsilatta bir şekilde ne kadar kandırabilirse ustasını alıp cebine koyma falan. Bunlar ama mecburiyetten yapılıyor artık. Yani siz açlık sınırının altında bir maaş öngörüyorsanız çalışana, açtır demektir zaten. Ve başka bir şey yapacak. Devletin bunu görmesi lazım. Buna göre politika üretmesi lazım. Burada sıkıntımız var. Çok ciddi bir sıkıntımız var. Ve toplumsal huzuru da, aile birliğini de etkileyecek sosyal yanları da var bunun, kötü anlamda. Ya da ne yapacak? Alacak 8.600 lirayı, gidecek kumar oynamaya.
Çünkü orada bir çıkış görecek. Yani kendince. Ve günün sonunda oralardan kimsenin çıkış sağlayamadığı da bilinen bir gerçektir. Ama psikolojiniz sizi, bir eviniz varsa, çoluğunuz çocuğunuz varsa ve geçim kaygınız varsa çok farklı yerlere sürükleyecek. Sürüklüyor da zaten. Ya az önce bahsettiğim gibi bir takım istenmeyen olayların içine girecek ya da belki başka bir noktada arayacak. Kumarda, bette vesaire de arayacak. Evinin geçimini sağlayabilecek kaynağı ve dolayısıyla daha da kötü bir noktaya gidecek. Realitemiz bu. Burada şeyin arasında kaynadı dünkü, çünkü çok çalkantılıydı dün siyaset Kıptek özelinde. Burada ben bazı şeyleri verdim dün. Bazı bürokratların görevden alınmasıyla ilgili dedikoduların olduğu, onlar gerçekleşti vesaire ama en önemli gündemdi düne ilişkin ve bundan sonraki sürece ilişkin asgari ücret. Bu metot bir an önce değişmesi lazım. Özel sektörün hak edilen asgari ücreti verebileceği bir noktaya getirebilmesi için farklı yöntemlerin uygulanmasının zamanı geldi. Artık yani bu sadece işte açıklanan kredi al, hayatını idame et noktası olmaması gerekiyor. Farklı vergiler, farklı dolaylı sadece harcamalarımız üzerinden değil, lükse yönelik olarak çok ciddi ısrar ediyorum bu konuda. Lükse yönelik olarak çok ciddi vergilendirmenin gelmesi gerekiyor. Ve en önemlisi tabii herkesin söylediği, başbakanından, cumhurbaşkanından, çalışma bakanından herkesin kabul ettiği kayıt dışı yaşam. %60 sevgili Levent. Yani ortak bir rakam gibi duruyor bu. Herkes hemen hemen söylüyor bunu. %60 gibi bir kayıt dışı hayat var bu ülkede. Vergi toplayamıyor %60 oranında devlet. Soruyorum geçen gün Ekonomi Bakanı'na, iyi gidiyor diyor. İşte 1.2 milyar topladık falan. Demek bunun %60'ını daha topla, yani minimum hadi %40'ını daha toplasanız da %20'ye düşse, kayıt dışı sıfır olması mümkün değil elbette. Ama %40'ını daha toplasanız neler yapılabilir bu kaynaklarla? Yani bu kaynakları hayatın pahalılığının önüne geçebilmek için kullanabilsek, o zaman zaten maaş beklentisi bu kadar yükseklere çıkmayacak. Çünkü hayat pahalılığı bu derece yüksek olmayacak. Ve kamu da aslında bu maaşları ödeyebilmek için bu kadar çok zorlanmayacak. Düşünün siz, maaş bütçesi şimdi şu anda bir anda bu aydan itibaren %50 arttı. Yani kamu maliyesi açısından da. Tabii çünkü hayat pahalılığı %45 geçen ay açıklanan. Dün bir %57 diye bir rakam. %56 total 6 ayın, yani maaşlarınıza yansıyacak olan rakam %56.7. %15 Haziran ayı, gerisi de son 5 ayın Mayıs ayına kadar olan %47 diye yanılmıyorsam işte. %10'da galiba Haziran ayı. Şey, %57.6 total 6 aylık şey. 1 yıllık da %118 totalde. Evet. 1 yıl boyuncaki hayat pahalılığı %118. Ama şunu da söylüyorum. Bu asgari ücretteki rakam yine pahalılık olarak bize yansıyacak. Üretimde de şeyde de, ticari anlamda da. Yani bir işletme yanında büyük markaları getiren herhangi bir ticaret erbabı yanında 50 kişi çalıştırıyorsa ve 50 kişiye ödediği rakam ayda 100 milyar saydı personel parası, 150 ödeyecek şimdi. Dolayısıyla sattığı emtiaya da bunu maliyet olarak yansıtacak. Ya da işsizlik. Veya yani eğer zaten piyasa daralırsa dolayısıyla işsizlik geliyor arkasına. Yani size sattığınız emtiayı pahalı ettiğinizde satış rakam, yani satış oranı düşmeye başlıyorsa dolayısıyla işsizlik olarak dönecek bu da. Adam zarar etmeyeceğine göre herhangi bir şirket ne yapacak? Giderlerini kısacak. Nereden kısabilir? En büyük gideri personeldir. Zaten şeyden kısamıyor. Elektriktir vesairedir. Yani onlardan zaten kısamıyorsunuz. Mecbursunuz ödemeyi. Ya da temel girdileriniz neyse, ham maddenizden vesaire kısamayacağınıza göre
personel çıkarsınız. Araç parkınızdan belki personel eksildiği için satışlar yapabilirsiniz falan. Ama günün sonunda işten çıkarmalar, dün buna Sayın Hasan Taçoy da vurgu yaptı. Temel hedefimiz dedi işten çıkarmanın olmaması, rakamı savunurken. Evet. Çünkü eğer işten çıkarma ağır olursa fonlar da zaten sorunlu olan fonlarımız, sosyal sigorta fonu daha da sıkıya girer. Hem kişiyle ilgili yatırılan miktar duruyor işten çıktığı için, hem de o insanlara asgari ücret, özür dilerim, işsizlik ücreti ödemek zorunda kalıyorsunuz 6 ay boyunca. Yani fondan bu para çıkmaya başlıyor bu kez. Hem geliri kesiliyor hem ekstra çıkıyor ve fonların durumu zaten o aktüeryal dengeler dedikleri, yani emekli olup o girişle çıkış parası, o aktüeryal dengeler de zaten sorun var sosyal sigortalar açısından. Bir de yeni işsizlikler buna eklendiği zaman fonlar da çok ciddi tehlike altına girmiş olacak. Dolayısıyla yani asgari ücreti bence bu, yani ne iş, küçük anlamda iş yapan insanların 8600 lirayla duyduğunda endişesi arttı. Ama iki açıdan da, hem kendi ödemesi açısından hem de çalışanına verirken biliyor o da, o çalışana bu rakamın yetmediğini. Böyle iki türlü, iki yakayı da kesen aslında sıkıntılı bir durum. Bizim bu işi toptan aslında hep konuşulan konu nedir sevgili Levent? İşte şeye göre, yapılan işe göre ücretlerin belirlenmesi, devletin asgari ücret belirlenirken kendi hassasiyetlerinin içinde olmayacağı, yani onun RAK biliyorsun birçok şey devlet içerisinde asgari ücret üzerinden şekillendiği için rakam devleti de çok ilgilendiriyor maliye anlamında. Şimdi bunların tümünün çalışılan iş koluna göre değişeceği, devletin vergilendirmede kullanacağı rakamın farklı olacağı bir topyekün bir asgari ücret bir yeniden belirleme kriterler hep tartışıla durur. Ama hiçbir zaman da bu adımı atmak konusunda yönetenler ileri götürmez, götüremiyor. Kimilerine göre soruyorsun bakanlık bittikten sonra, niyetim vardı ama zamanım yetmedi, hazırlandıydık ama görevden gittik gibi şeyler çıkıyor karşımıza ve yani sonuçta bir şey değişmiyor. Yıllardır olduğu gibi özel sektör çalışanları bu ülkede yok sayılmaya maalesef asgari ücret eliyle devam ediyor. Ben yani bu konuda söyleyebileceğim bunlar. Kıtamız Başkanı Bengihan, asgari ücret açlık sınırının altında kalmamalıydı diyor. TÜRKSEN asgari ücrete yazılı itiraz yapacak ve devlet ve iş yönetim temsilcileri asgari ücretleri açlığa mahkum etmiştir diye yine bir tıklı var. İşçi tarafından asgari ücretle ilgili. Kamu sende yapmış az önce aynı şeyler, evet, aynı söylemler. Portallarda yok. Ancak varsa da okuruz yani başlığını. Böyle bir durum göreceğiz tabii. Temel mantık aynı söylediğimiz yer. Yani açlık sınırının altında bir asgari ücret belirleyemezsiniz. Yani belki de işte kriterlerden biri de bu olmalı sevgili Levent. Yani asgari ücreti belirlerken ki şu an olmayan kriterlerin belki de en başına açlık sınırını koyup ona göre bir, yani minimum açlık sınırında bir rakamın belirlenmesi gerektiği, evet. Belki de işte bu az önce konuştuğumuz o şeylerden biri olabilir. Şimdi elektrik konusu ya, süremizin sonuna doğru elektrik konusunu. Yönetim kurulunda değişiklik var. Yeni isimler atandı yönetim kuruluna. Samet Biricik yerine Barış Tilki, Erman Faydalı yerine Yalçın Koçyiğit, Ersan Kartaş yerine Tarık Çerkez atanıyor. Ramazan Karal yerine, yani YDP kanalında bir değişiklik var. Ercan Turhan atanıyor Kıptek yönetimine. Bunu nasıl okumak lazım sevgili Aytu? Valla ben isimleri gördüm de biraz UBP'nin iç dengelerine yönelik bir atamalar gibi gördüm. Yani burada şimdi iki isim
Sayın Girne'nin, yani Girne'de Ünal Üstel Girneli ve Girne'den atanan iki isim. O açıdan biraz da denge var diye düşünüyorum ben. Yani Sayın Ünal Üstel bölgeden, ama Yalçın Koçyiğit daha önce Kıptek Yönetim Kurulu üyeliği yaptı bir isim. Son dönem eleştirileri vardı. Yani özellikle Sunat Atun'a. Evet. Sosyal medya üzerinden çok ciddi eleştirileri vardı. Yani bu iki isim, Barış Tilki ve Yalçın Koçyiğit, mevcut Faiz Sucuoğlu ismine çok yakın, beraber çalıştıklarını biliyorum seçim döneminde. Mesela şimdi Sayın Bakan kendi, yani Faiz Bey'in yönetiminde olan Kıptek şu anda, Sunat Bey'in yönetiminde olan Kıptek şu anda Sunat Bey'in atadığı insanlardan arındırıldı. Başbakanın ismi. Ve başbakanın oraya koyduğu isimlerle yürüyecek. Şimdi bu dolayısıyla hemen şunu akla getiriyor. Sunat Bey de görevden alınacak mı? Hı. Çünkü Sunat Bey bunu kabul edebilecek mi? Bu olan biteni, kendisi burada yokken. Soru bunlar. Şu an siyasetin tartıştığı konu bu. Elbette şunu net daha önce eleştiri olarak ortaya koyduğum için tekrar koymamda bir şey beis görmüyorum. Böylesi bir dönemde manevi dünyanız olsa dahi, önceden planlanmış olsa dahi, böyle bir dönemde bu kadar krizin yaşandığı ve yaşanacağını da bildiğiniz bir dönemde. Çünkü biz Kıptek özelinde yaşadığımız yakıt krizi bağıra bağıra geldi. Yani yeni bir şey değil, sürpriz olarak karşımızda bulmadık biz yakıt krizini. Bağıra bağıra bu yakıt krizi gelirken, siz bunların olacağını bilirken bir kere görevinizin başında olmanız gerekirdi mutlaka. Ne olursa olsun. Çünkü siyaset böyle bir şey. Yani topluma hizmet etmek için ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, manevi dünyanızdan, hatta her şeyden feragat ettiğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu geçici bir dönemdir. Ömrünüz boyunca ülkeyi yönetmezsiniz zaten. Ülkeyi yönetirken sorumluluklarınız var ve bu sorumluluklarınızı bırakıp giderseniz böylesi bir ortamda bu tip sonuçlar doğuyor. Şimdi Sunat Bey geldiği zaman çok ciddi bir gerginlik. Yine gerek Ulusal Birlik Partisi açısından, gerekse hükümet açısından bizleri bekliyor. Bu çok aleni, açık görünen bir nokta. Beni bir bakanlığa atamak için atıyorsunuz. Benim olmadığım bir dönemde benim atadığım tüm kişileri görevden alıyorsunuz. Dolayısıyla bu çok ciddi bir kriz olarak önümüzdeki günlerde, ne gün geliyorsa Sunat Bey, siyasette bunu göreceğiz. Çok hızlı belki gündem değişiyor ama şunu da yaşadık biz 60 gün öncesi. Yani 60 gün öncesini unutmadık daha. 60-70 gün Sunat Bey'in görevden alınması için yazı veren, Cumhurbaşkanı'na yazı veren başbakan şu an başbakan değil. Evet. Yani Sayın Faiz Sucuoğlu Sunat Bey'i görevden almak için adım attığı zaman kendini kabinenin dışında buldu. Yaşanan süreçle birlikte. Dolayısıyla Ünal Bey nasıl bir adım atacak? Sunat Bey nasıl bir adım atacak? Bence bayramın içerisinde siyasetin gündemi perde gerisinde çok sıcak olacak gibi görünüyor. Tabii gelirse, ben bilmiyorum da bu haç maç işleri ne zaman biter? Bayram sonrası mı gelir Sunat Bey, bilmiyorum yani. Ama Sunat Bey ne gün gelirse o günden itibaren şeyler fokur fokur kaynayacak. Mesela Cengiz Çoli görevden alındı. Maliye'nin bir numaralı ismiydi. Ahmet Avuççu'dan sonra çok sevileni, çok nefret edeni olan bir isimdi Cengiz Çoli. Çünkü kendince bu yanlıştır dediği zaman o adımı atmayan bir bürokrattı. Ve bundan dolayı da siyaset ve bakanlarıyla zaman zaman çok da çeliştiği örnekler biliyorum. Ama her zaman görevdeydi.
Cengiz Çöl de bugün görevde değil. Yani sadece Kıptek üzerinden yorumlamayalım değişimi, bu hamleyi. Yani Kıptek Yönetim Kurulu değişti ama en üst bürokratını da Sunat Bey'in başbakan görevden aldı. Dolayısıyla Sunat Bey'in şu an göreve devam etmesi, eğer öyle bir şey olursa, çok komik olur. Bu kavga yaşanacak kabinede. Kavganın kazananı kim olacak, onu hep beraber kısa vadede göreceğiz. Ama dün zaten burada konuştuk. Tüm bakanlar davet edildi başbakanlığa. Bu konuların görüşüleceği, bu konuların konuşulacağını söyledik. Ve akşam da bu hamleler bir bir başbakan tarafından yapıldı. Tabii basında yer aldı. Yani bazı sosyal medya da gördüm. Yani bazı siteler böyle bir bu haberi, böyle bir haber yayınladı. İşte görevden alınacak ya da işte başbakan yani istifa ya da noktasında, ama Sayın Sunat Oturuncu'nun gündüz vakti yani veremeyeceğim hesap yoktur açıklaması var. Ama bu konuyla ilgili, yani son gelişmelerle ilgili henüz bir açıklaması yok. Sayın Başbakan'ın dün akşam, dün ikinci açıklamasında ben Maliye Bakanı'na ve atadığı Kıptek yönetime güvendim cümlesi çok manidar bir cümle. Yani güvendim, onun sonrasında kurulan cümlelerin hiçbir anlamı yok aslında. Çünkü güveninin boşa çıktığını söylüyor güvendim diyerek. Ve bu işlerin takipçisi olacağım. Ben de soruşturma açacağım. İşte Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu devreye koydu vesaire. Ama biz biliyoruz ki konular soğudukça bu işlerin üzerine çok gidilmez. O yüzden dün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adımı oldukça önemliydi bence. Muhalefetin aslında hem mecliste hem dışarıda nasıl olması gerektiğine bir örnek verdi bize dün Cumhuriyetçi Türk Partisi. Başbakanlık önüne çadırını kurdu. Gidip başbakanla görüştü. Toplumun merak ettiği, hepimizin merak ettiği rakamları sordu. Belgeleri aldı. Değerlendirdi. Sonrasında bir basın toplantısıyla hepimizi çok üzen, toplum olarak şok eden gerçeği ortaya koydu. Yani 4,5 milyon dolar gibi bir rakamın birilerinin cebine gittiği ve bu parayı biz ödüyoruz her birimiz. 80 milyon TL'den bahsediyoruz yaklaşık. Ve biz hepimiz cebimizden bu para çıkıyor ve birilerinin cebine gidiyor. Bu birileri siyasetçi mi? Bu birileri bürokrat mı? Bu birileri yönetim kurulu üyeleri mi? Bu birileri aracılar mı? Bunu bilmiyoruz. Bunu mahkeme araştıracak artık bu saatten sonra. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki hepimizin çoluğunun çocuğunun rızkından keserek elektrik kurumuna ödediği bu paraları birileri iç ediyor. Bu en azından dün resmi olarak rakamlarla ortaya çıkmış oldu. Bundan sonrası mahkemenin işi. Ve umarım havada kalmaz. Kim ki bu işlerde cezalandırılması gerekir, gözünün yaşına bakmadan bu cezaları alır. Bu paralar geri talep edilir, geri alınır. Çünkü bunlar bizlerin cebinden çıkıyor ama toplumundur, kamunundur. Bu kadar para ödeyeceksiniz sebepsiz yere. Çünkü fazladan olan bir para bu. Yani yakıtın karşılığı değil. Ve öte yandan da bu paraları ödemiş olmanıza rağmen kurumun tek bir yatırım yapabilecek yeteneği olmayacak.
Çünkü parası yok deniyor bize. E tamam, 80 milyon nerede? 4,5 milyon nerede dolar? Yani bu rakamlar bulunması gerekiyor. Kimin cebine girdiği ve alınabilecek olan maksimumda geri alınması gerekiyor. Bu bir örnek. Yıllardır bir şekilde Kıptek ihaleleriyle vesaireyle her zaman tartışla durdu. Zaman zaman Sayıştay oraya denetlemeler yaptı, bir takım bulgular yaptı, mahkemeye giden davalar var. Şu an hali hazırda devam eden Kıptek özelinde sahtekarlık davaları var. Henüz sonuca ulaşmamış. Ve bunun şu anda rakamsal olarak çok daha büyüğünü görüyoruz karşımızda. E artık insaf. Yani biri Sayın Başbakan diyor biz de araştıracağız. Bu işin sonuna kadar götüreceğiz. Umarım ömrü yeter. Ve bunların sonuca ulaşmasına yönelik olarak devlet yönetimindeki en üst noktada olan Sayın Başbakan yerine getirir kendi yükümlülüğünü ve yargı da bu noktada gereğini yapar. Zaten konu yargıya gittikten sonra geriye dönüşün olabileceğine inanmıyorum. Bir zaman alıyor belki bazı şeyler yargıya gittiği zaman da sonuçlanması ama elbette sonucu ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum iyi niyetli bir bakış açısıyla. Bugün kaybettik. Bir haftadır, iki haftadır yaşam kalitemizden ödünler verdik. Cebimizden yıllardır zaten ödünler veriyoruz. Son dönemde çok daha fazlasını talep ediyorlar. Onu da vermek zorundayız. Ama en azından bu paralar Kıptek'in gelişmesi için belki geri alınır ve harcanır. Bir vatandaş, bir yurttaş olarak benim en büyük temennim bu. Bayrama geliyoruz. Bugün Arife, yarın bayram. Çok huzurlu bir bayram geçiremeyeceğiz ekonomik şartların yarattığı noktadan bakıldığı zaman. Ama en azından elektrik sorununu şimdilik çözdük. Bir kesinti falan olmaz umarım bayram süresi içerisinde. İnsanların yine psikolojik noktaları çok oynanmaz. En azından çok daha kötü olmayan bir bayramı geride bırakırız ve sonra önümüze bakmaya devam ederiz. Evet. Sevgili Aytu, senin de bayramını kutlarım. Senin ve ailenin de bayramını şimdiden kutlayalım. Ve değerli meslek büyüğümüz Şünesi Başaran'a biz de kaybetmişiz. Evet. Oradan da tüm Başaran ailesine başsağlığı dileyelim. Ailesine, sevenlerine başsağlığı dileyelim. Ve tekrardan efendim de bayramını, herkesin bayramını. Huzurlu bir bayram olsun. Olabilir. En azından huzurlu olsun. Bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Çarşamba günü. Çarşamba günü 12-15'te yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.